Esnaf ve sanatkarlar odaları birliği başkanı Ünal Özcan, esnafın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Özcan, fiyat istikrarsızlığı nedeniyle esnaf ve sanatkarın sattığı ürünün yerine yenisini koyamadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarın en büyük sıkıntısı günlük girdi maliyetlerinin e, tutarlı bir şekilde zaman içerisinde yerine oturmaması. Aldığı malı e, sattıktan sonra bir ay önce, 20 gün önce, 15 gün önce alıp üzerinde kar marjını koyup sattıktan sonra o malı tekrardan daha önce aldığı alış fiyatı üzerinden yerine koyamaması çok büyük sıkıntı. Girdi maliyetleri ve sosyal güvenlik primlerindeki artışlara da dikkat çeken Ünal, alım gücünün zayıflamasını en çok hisseden esnaf ve sanatkardır dedi. Aynı şekilde maliyet girdilerinde elektrik, doğalgaz, akaryakıt, yakıt, kira, sosyal güvenlik primleri aklınıza ne gelirse bütün maliyetlerdeki olan artışlar aynı zamanda ülkemize normal çalışanların emeklinin işçinin memurun çiftçinin alım gücünün zayıflaması en çok hissettirdi kesin biz esnaf ve sanatkar Bugün tıraş olurken berberde bile eğer saç tıraşı ve e, sakal tıraşının hesabını yapıyor iseniz, oturduğunuz bir kahvehanede içtiğiniz çayın hesabını yapıyor iseniz çok büyük sıkıntı bu. Ton TV mikrofonuna konuşan Çanakkale esnafı ise ekonomideki durumun her geçen gün içinden çıkılamaz bir hal aldığını belirtti. Son zamanlarda et 300 lira oldu. Bu 300 lira olması 3 haftalık bir zaman içerisinde oldu. 200 liradan 300 liraya fakat biz aynı zammı yapamıyoruz. İnsanlar da gelip yiyemiyor. Sadece esnaf değil esnafla beraber halk da alışverişi kısınca bizi iyice sıkıntıya düşüyoruz. Allah yardımcımız olsun söyleyecek pek bir şey yok. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Ürünler pahalı. Alışı da pahalı. E, satarken de ister istemez fiyatlar yüksek oluyor pahalı aldığın için. E, şu an yerine koymakta zorlanıyoruz. E, Millete almakta zorlanıyor açıkçası. Aynı fiyatı koyamıyoruz. Yani bir hafta eğer takip etmezsek geliş fiyatlarını, zaten bizim satış fiyatımız onun geliş fiyatına denk gelmiş oluyor. Yani biraz zor bu dönemde maalesef. Kolaylık versin diyorum herkese. Bu ekonominin yüzünden esnaf şu anda bir tek sattığını yerine koyamıyor. Başka edecek bir sözümüz yok.